Abi oyun oynadık işte. Kaçırdık ya. Kedah mı yanında? İşte orada arkadaşlarla toplandık, oturuyorduk zaten. Arka tarafta bulunan müzik kısmında bir elektrik tesisatından çıkan bir kılıcımla zaten orada bir adam var. O ürünler de plastik olduğu için anında hemen ateşe aldı zaten. Etraf falan tutuşmaya başladı. Herkes yangın var falan bağırınca herkes kendini dışarı atmaya çalıştı. Orada bir izdiham oldu işte, çünkü tek giriş, tek çıkış olan bir yer. Merdivenli olan bir yerdi. Biz de inerken, koştururken düştük. Elimizi orada kırdık. Zaten etraf kapalı olduğu için de sıcaktı. O sıcağın verdiği ortamda yaktı zaten vücudumuzu. Herkes o anda dışarıya çıktı. Tek temennimiz can kaybı olmaması. Tabii ki böyle yaralanmalar falan oldu ama buna da şükür diyoruz. Sonra sizi yangından çıkardılar. Doğru mu? Yangında biz kendimiz çıktık. Kendimiz çıktık. Ondan sonra itfaiye ekipleri falan gitti zaten. Hastaneye falan gittik. Sonra buraya sevk etmişler. Buraya geldik. Artık yoğun bakımdayız. Çok da fazla böyle uzun bir şey olmadı abi. Böyle bir dakikalık bir olaydı. Her şey kül oldu zaten. Tutucu maddelerdi zaten çoğusu. Adeta cehennemi yaşadınız yani. Aynen. Anla cehennemi yaşadık diyebiliriz. Hani birkaç arkadaşımız daha yaralandı. Onlar diğer illere sevk falan olmuş. Biraz da buradaydı. Abi yaralanan sayısını tam olarak bilmiyorum açıkçası ama biz orada işte yan masadan bu masadan tek tek oturuyorduk böyle. Beraber şu yan tarafta yatan arkadaşla beraber oturuyorduk zaten. Beraberdik. Aynen. Bir abimiz daha vardı, o yok. Onlar pek bir şey sorun olmadığı için o taburcu olmuştu abi. Yangının sorun nedeni elektrik tesisatındaki sıkıntı mı? Yangının sorun nedeni sonradan da öğrendiğimize göre elektrik tesisatından çıkan sorun. Buraya geldiniz, şehir hastanesinde yoğun bakıma alındınız. Evet. Tedavileriniz nasıl geçti? Şu anda yoğun bakımdaki hayatı tehlikeli atlattığınız anlattı. Şu an evet, nasılsınız? Şükür yoğun bakımdaydı. Ve 8 gün kadar yoğun bakımda kaldık zaten. Bugün çıktık yoğun bakımdan, şükür servise geçtik. İyiyiz. Hani şu anki durumumuza da yine şükrediyoruz. Açıkçası söylüyorum sonuçta. Yaralandık ama yani elimiz, kolumuz, gözümüz üstümüzde duruyor yani. Bunun da bir iyileşme süreci var. Bu da artık bir ay, iki ay. Ne kadar süre bilemiyoruz. Nereleriniz yandı yangında? Bir de beliniz kırıldı dediniz herhalde. Yok, benim elim kırıldı. Yangında. O da üstüne düştüğüm için o izdihamda kırıldı. Benim ellerim yandı. Çünkü yüzümde bir hasar var. Bir arkadaşımın bacağı yanmıştır. Diğer arkadaşımın kolları yanmıştır. Böyle değişik değişik. Böyle ölümlü olmayan şükür. Tek temennim odur yani. Bir kabus oldu mu, size etki bıraktı mı? Halen daha o yaşamlar gözünün üzerine geliyor mu? O yaşamlar evet. Çünkü hayatımızda ilk kez böyle bir şey yaşadık. Yani sonuçta herkes sürekli böyle bir şey yaşamıyor. Psikolojik olarak da ister istemez etkilendik ama kendimizi bu şekilde telafi ediyoruz. Bu şekilde rahatlatıyoruz ki bugün bakıyoruz hayattayız. Hastane imkanları nasıl şehir hastanesi hizmetlerinde? Şehir hastanemizin imkanları mükemmel. Şükür. Yani adamlar son sistem. Devletimiz çok güzel. Yatağımız olsun, ortamımız olsun, havamız olsun. Her türlü sağlığı imkanı vermiş yani. Yani. Bu ne?
Kapatın aracı! Kapatın şoförü!